1919 yılını anlamak, Birinci Dünya Savaşı'nın nasıl bir paylaşım savaşı olduğunu anlamaktır. Osmanlı topraklarının, başta İngiltere ve Fransa olmak üzere, galip devletlerce nasıl paylaşıldığını, Sevr Anlaşması'nı zorla kabul ettirmek için Yunanistan'ın Anadolu'ya nasıl saldırtıldığını anlamaktır. 1920 yılını anlamak, İngiltere Başbakanı Lloyd George'un Türkiye öldü dediği o felaketin içinden nasıl bir kurtuluş mucizesinin başarıldığını anlamaktır. Diyebiliriz ki Türkiye'nin en karanlık günleri 1919'da yaşandı. Bağımsız Türkiye'nin ışığı 1920'de Ankara'dan yükseldi. Sivas Kongresi sırasında Mustafa Kemal Paşa, damat Ferit hükümetinin Anadolu'yla iletişimini keserek onu istifaya mecbur etmişti. Vahdettin yeni hükümeti kurma görevini Kuvayi Milliye'nin tasvip ettiği Ali Rıza Paşa'ya verdi. Ali Rıza Paşa 2 Ekim'de yeni hükümeti kurdu. Mareşal Ali Rıza Paşa Almanya'da askeri eğitim görmüştü. Dürüst, vatansever, Kuvayi Milliye yanlısı bir insandı fakat çok dirençli biri değildi. Vahdettin'in yeni hükümetten iki talebi vardı. Biri, halktaki ayrılıkların giderilmesi ki bunun anlamı Kuvayi Milliye ile diyalog kurulmasıydı. İkincisi, süratle seçimlerin yapılarak meclisin açılması. Bu da heyeti temsilciler reisi Mustafa Kemal Paşa'nın talebiydi. Yeni hükümette Sadrazam Ali Rıza Paşa'nın yanı sıra Harbiye Bakanı Mersinli Cemal Paşa, Bahriye Bakanı Salih Paşa, İçişleri Bakanı Damat Mehmet Şerif Paşa, Bayındırlık Bakanı Abuk Ahmet Paşa, Ticaret ve Ziraat Bakanı Hadi Paşa da Kuvayi Milliye'yi samimiyetle destekleyen isimlerdi. Kuvayi Milliye'ye duydukları sempati daha ilk günden yazışmalarda kendini gösterdi. Damat Ferit hükümetinin resmi yazışmalarında orduyla resmi ilişkisi kesildiği için Mustafa Kemal Bey denilen Mustafa Kemal Paşa, Ali Rıza Paşa hükümetinin resmi yazışmalarında artık Mustafa Kemal Paşa Hazretleri olarak anılacaktı. Mustafa Kemal 2 Ekim gecesi bütün valiliklere, kumandanlara ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne gönderdiği telgrafta ihaneti tahakkuk eden Ferit Paşa kabinesinin düşmesiyle yerine Kuvayi Milliye'ye dayalı ve milli emellere tamamen uyumlu ehil şahıslardan oluşan bir kabinenin kurulduğunu bildirdi. Ali Rıza Paşa hükümetini açıkça destekliyordu. Ertesi gün telgrafla yaptığı görüşmede Sadrazam Ali Rıza Paşa'dan şu taleplerde bulundu. Yeni hükümet Erzurum ve Sivas kongrelerinin kararlarına uyarsa milli hareketle hükümeti destekleyecektir. Paris'teki sulh konferansına gidecek delegeler milli emellerin bilincinde ve muktedir isimlerden seçilecektir. Yeni hükümet seçimler yapılıp meclis açılıncaya kadar milletin mukadderatı ile ilgili konularda herhangi bir taahhüde girmeyecektir. Böylece milletin mukadderatı ile ilgili konularda inisiyatifi ele geçirmiş olan Mustafa Kemal, hemen ertesi gün 3 Ekim'de kol ordulara gizli bir emir gönderdi. Kritik makamlara güvenilir isimlerin ataması için kol orduların Harbiye Bakanı Cemal Paşa'ya baskı yapmasını istedi. Gizli emirle görev verilmesini istediği güvenilir isimlerden bazıları şunlardı. Cevat veya Fevzi Paşalardan biri Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmelidir. Albay İsmet Bey, Harbiye Bakanlığı Müsteşarlığı'na tekrar atanmalıdır. Yarbay Kemal Bey, İstanbul Polis Müdürü yapılmalıdır.
Albay Refet Bey, Konya'daki 12. Kolordu Kumandanlığı'na tayin edilmelidir. İlk fırsatta ordu müfettişlikleri yeniden kurulmalı, Kazım Paşa Doğu Anadolu, Ali Fuat Paşa Batı Anadolu müfettişi yapılmalıdır. Damat Ferit zamanında ihanetleri görülmüş olan bakan ve bürokratlar cezalandırılmalıdır. Mustafa Kemal bu şekilde bütün orduyu milli harekete ve kendi liderliğine bağlayacaktı. Harbiye Bakanı Cemal Paşa, Mustafa Kemal'e heyeti temsiliyenin bütün isteklerini kabul ettiklerini bildirdi. Ama ayrıntılarda diretilmemesini istedi. Çünkü İstanbul işgal altındaydı. Taleplerin bir kısmı yerine getirilemeyebilirdi. Cemal Paşa'nın da heyeti temsiliyeden bazı istekleri oldu. Seçimlere Kuvayi Milliye'nin karışmaması, savaş sırasında işlenen cinayetlerin soruşturulması, İttihatçılığın reddedilmesi gibi. Cemal Paşa bunları içte ve dışta olumsuz anlayışları gidermek için talep ettiğini de bildirdi. Atatürk 1927'de okuduğu nutukta bütün isteklerini yerine getiremeyen Sadrazam Ali Rıza Paşa'yı ve Harbiye Nazırı Cemal Paşa'yı çok sert bir dille eleştirecekti. Fakat bu aşamada kendi deyimiyle hazımlı ve sabırlı davranmayı ve uzlaşmış görünmeyi siyaseten uygun buldu. Cemal Paşa'ya teşekkürlerini iletti. Bir beyanname yayınlayarak İstanbul hükümetiyle tam bir anlaşma sağlandığını açıkladı. Beyannamede Şevketliu, Mehabetliu, Hilafet Penah Efendimiz Hazretlerine ubudiyet ve sadakatini tekrar bildirmeyi de ihmal etmedi. Ali Rıza Paşa hükümetinin iktidarı sırasında Anadolu Hareketi ivme kazandı. İstanbul basınından sansür kalktı. Artık İstanbul gazeteleri Sivas'taki Mustafa Kemal Paşa ile telgraf başında mülakat yapıyor, bu mülakatları paşanın fotoğrafıyla manşetten yayınlayabiliyordu. Miting yasakları da kalkmıştı. Ünlü Sultanahmet mitinglerinin üçüncüsü 1 milyon nüfuslu İstanbul'da 100 bin kişi katılımıyla 10 Ekim'de yapıldı. Her tarafa ay yıldızlı matem bayrakları asıldı. Başkonuşmacı yine Darülfünun Osmani, üniversite hocası Halide Edip Hanım'dı. Sadrazam Ali Rıza Paşa ve Harbiye Nazırı Cemal Paşa, Mustafa Kemal'in istediği şekilde Çanakkale kahramanı Cevat Paşa'yı Genelkurmay Başkanlığı'na getirdiler. Osmanlı Genelkurmay'ı askeri birliklere şifreli telgraflar göndererek, Kuvayi Milliye'nin iaşesinin askeri birlikler tarafından karşılanmasını fakat itilaf devletleri karşısında hükümeti müşkül durumda bırakmamak için bütün faaliyetlerin gizlilikle yapılmasını istedi. Bir yandan da eşkıya ile mücadele için neler gerektiği konusunda kolordularla Harbiye Nezareti ve Genelkurmay arasında telgraflaşmalar başladı. Eşkıyadan kasıt işgalci Yunan ordusuydu. Askeri tarihçi Zekeriya Türkmen, Ali Rıza Paşa hükümeti görevde kaldığı sürece Kuvayi Milliye'ye elbise, silah, iaşe, teçhizat ve sair yardımın yapıldığını belirtir. Bu dönemdeki çok önemli bir gelişme de Ali Rıza Paşa hükümetinin Bahriye Nazırı Salih Paşa'nın Amasya'ya gelerek Mustafa Kemal Paşa ile görüşmesiydi. Bu İstanbul hükümetinin milli hareketi resmen tanıması ve uzlaşma için masaya oturmasıydı. 20 Ekim'de Salih Paşa ve Padişah Yaveri Naci Eldeniz heyeti temsiliye adına Mustafa Kemal Paşa ile Rauf ve Bekir Sami Beylerle Amasya'da Tümen Kumandanı Albay Cemil Cahit Bey'in evinde mülaki oldular, yani buluştular. Onun için buna Amasya mülakatı veya buluşması denildi. Ortak ilkeleri belirleyip protokoller imzaladılar. Tarafların hilafet ve saltanata sadakatlerini bildirmelerinden sonra Sivas Kongresi kararlarını inceleyerek
görüşmelere geçtiler. İki gün süren görüşmelerin sonunda üçü açık, ikisi gizli 5 protokol imzaladılar. Toplam 57 paragraftan oluşan Amasya protokollerinin özeti şuydu. Askerin siyasetle meşgul olduğu fikri verilmemeli, asker siyaset yapmamalıdır. Milli teşkilatla hükümet arasında anlaşmazlık kalmamıştır. Devletin sınırı Türklerle Kürtlerin oturduğu coğrafyadır. Türkiye'nin egemenliğini ve toplumsal dengesini bozacak şekilde azınlıklara imtiyaz verilmeyecektir. İstiklalimize uygun olmak kaydıyla fenni, sınai ve iktisadi ihtiyacımız dış yardımla sağlanabilir. Ancak buna meclis karar verecektir. Seçimler serbestçe yapılacaktır. Meclis, işgal altındaki İstanbul'da güvenli çalışamayacaksa Anadolu'da toplanacaktır. Salih Paşa'nın önerisi Bursa'dır. İttihatçılardan suçlu olanların veya tehcir gibi olaylara karışanların meclise seçilmemesi için heyeti temsiliye uyarılarda bulunacaktır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti meşru bir cemiyettir. Erzurum ve Sivas Kongreleri kararları da toplanacak Mebusan Meclisi'nce uygun görülmek kaydıyla hükümet tarafından kabul edilmiştir. Amasya'da imzalanan 5. protokolde İtilaf Devletleri'yle yapılacak sulh görüşmelerinde Osmanlı Devleti'ni kimlerin temsil edeceği de kararlaştırıldı. Bu görev için eski sadrazamlar Ahmet İzzet Paşa ve Tevfik Paşa ile Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı Albay İsmet Bey uygun görülmüştü. 4. protokol gizlidir ve gizli olduğu için sadece yazılmıştır. Ele geçerse siyasi bir sorun çıkmasın diye imzalanmamıştır. Bu imzasız protokol, Yunan işgaline karşı yapılan mitinglerin desteklenmesi, ordu, polis ve jandarmada milli mücadeleye zarar veren unsurların etkisiz yerlere atanması, Ermeni zalimlerinin de mahkemeye verilmesi, İngiliz Muhitler Cemiyeti'nin faaliyetlerinin sınırlandırılması gibi dönemin taktik ve teşkilatçılık çalışmalarıyla ilgilidir. Asıl gizli tutulan 2. protokolün bazı kısımlarıdır. Atatürk nutukta vesikalar bölümüne o günün şartlarında 2. protokolü almadı. Protokolün Kürtlerden bahseden bölümü sonraki yıllarda da gizli tutuldu. 20-22 Ekim 1919 tarihli 5 madde ve 14 paragraftan oluşan bu protokol aslında müzakere tutanağıydı. Onun için diğer protokollerdeki maddelerin tekrarını da içeriyordu. Kamuoyuna yansımayan iki maddesi özetle şöyleydi. İslam aleminin de kuvvetli bir dayanağı olan İslam Hilafeti ve Osmanlı Saltanatı devam ettirilecektir. Milli sınırlar Osmanlı Devleti'nin Türkler ve Kürtlerle meskun olan arazisidir. Kürtlerin Osmanlı camiasından ayrılması imkansızdır. Kürtlerin serbestçe gelişmelerini temin edecek şekil ve surette geleneksel ve toplumsal hukukumuzca müsaadelere mazhar olması dahi desteklenmek ve yabancılar tarafından görünüşte Kürtlerin bağımsızlığı maksadı altında yapılmakta olan tezviratın, dedikoduların önüne geçmek için de bu hususun şimdiden Kürtlerce malum olması uygun görüldü. Görüşmelerde Salih Paşa Kuvayi Milliye çeteleri hakkındaki bazı şikayetleri dile getirdi. Mustafa Kemal hemen Ankara'daki Ali Fuat Paşa'ya telgraf çekti. Kuvayi Milliye bağlı güçlerin ahaliye saldırgan davranmaması, yeni hükümeti zor duruma sokmaması için uyarıda bulundu. Düzenli ordu kurulduğunda Kuvayi Milliye çeteleri de dağılacaktı. Mustafa Kemal Sivas'a döndüğünde Salih Paşa'nın ve Sadrazam Ali Rıza Paşa'nın aciz ve padişahın gözünde yer tutmaya çalışan insanlar olduklarını, fakat seçimlere kadar damat Ferit benzeri adamların iktidara gelmemesi için Ali Rıza Paşa hükümetini desteklemek gerektiğini söyledi. Heyeti temsiliye bu yönde karar aldı. Mustafa Kemal Paşa, Harbiye Bakanı Cemal Paşa'ya da telgraf çekti. İngilizlerin artan baskıları karşısında Sadrazam Ali Rıza Paşa'nın katiyen istifa etmemesini istedi. Zira yakında seçimler yapılacaktı. Seçimlere Kuvayi Milliye aleyhine müdahale edecek bir hükümet başa gelmemeli, seçimler Sadrazam Ali Rıza Paşa döneminde yapılmalıydı. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin nerede toplanacağı meselesi de önemliydi. O zamanki usule göre seçimler bir günde yapılmıyor, illerin imkanlarına göre değişik tarihlerde yapılıyordu. Ekim ayında Mustafa Kemal Erzurum'dan, Rauf Bey Sivas'tan mebus yani milletvekili seçildiler. Seçimler Aralık ayında da devam etti.
Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa, meclisin çalışması için İstanbul'un güvenli olmayacağını, meclisin Anadolu illerinden birinde tercihen Ankara veya Sivas'ta toplanması gerektiğini savunuyordu. Hükümetin de bunu kabul etmesi için 1 Kasım'da Harbiye Bakanı Cemal Paşa'ya mesaj gönderdi. Fakat bu önerisi kabul görmedi. Bunun üzerine bu konuyu görüşmek üzere Anadolu'daki kumandanları Sivas'ta toplantıya çağırdı. Kumandanları bu fikre ikna edebileceğini düşünüyordu. 16 Kasım'da başlayan toplantı 13 gün sürdü. Başka konular da görüşüldü. Mustafa Kemal ile Ali Fuat Paşa dışında kumandanların hemen tamamı meclisin İstanbul'da toplanmasını savundu. İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserliği memurlarından Tom Holler, Mustafa Kemal gibi meclisin Anadolu'da toplanmasından yanaydı. Ama elbette farklı bir motivasyonla. Holler, meclisin İstanbul dışında toplanmasından bahseden Amasya Mutabakatı'nı öğrenmiş olmalı ki Londra'ya uzun bir rapor gönderdi. Meclisin İstanbul dışında bir yerde toplanmasının Türk İmparatorluğu'nun Anadolu'ya çekilmesine ve 3. derecede bir devletçik durumuna düşmesine yol açacağını, İstanbul'un Türklerden alınıp Fas'taki Tanca gibi milletler arası bir rejimin yönetimine verilebileceğini yazdı. Mustafa Kemal'in amacı ise İstanbul'un otoritesini gayri meşru duruma düşürüp Anadolu'da milli bir hükümet kurmaktı. Toplantıda Rauf Bey ve Karabekir, meclisin İstanbul'da toplanmasını, eğer İngilizler müdahale ederse o zaman meclisi Anadolu'da toplamanın daha meşru olacağını savundular. Sivas mebusu seçilmiş olan Rauf Bey, İstanbul'da toplanacak olan mecliste İngiliz müdahalesine karşı direneceklerini, İngilizler meclisi dağıtırsa meclisi Anadolu'da açmanın meşruiyet kazanacağını söyledi. Padişah İstanbul için çağrı yaparsa milletvekillerinin bir kısmı İstanbul'a giderdi. Anadolu'da açılacak meclis de böylece zaafa uğrardı. Sonunda padişahın ve Ali Rıza Paşa hükümetinin meclisin İstanbul'da toplanmasından yana olduğu dikkate alınarak Osmanlı Mebusan Meclisi'nin eskiden olduğu gibi başkent İstanbul'da toplanmasının zaruri olduğu oy birliğiyle kabul edildi. Atatürk 1927'de okuduğu nutukta bu kararı eleştirecekti. Seçimler Aralık ayında tamamlandı. Mustafa Kemal Paşa 15 Aralık'ta telgrafla padişahın Mevlüt Kandili'ni kutladı. Padişah da Sadrazam Ali Rıza Paşa vasıtasıyla gönderdiği mukabil telgrafında teşekkür etti. Mustafa Kemal 18 Aralık'ta Sivas'tan ayrıldı. Kayseri'de ulema, tüccarlar, hükümet ve belediye görevlilerince karşılandı, görüşmeler yaptı. Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin postnişini dede baba Şeyh Cemalettin Efendi'yi ziyaret etti. Duasını ve desteğini aldı. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa 13 otomobilden oluşan ekibiyle 27 Aralık'ta Ankara'ya geldi. Yanında Rauf Bey, Ahmet Rüstem Bey, Yaver Cevat Abbas gibi isimler vardı. 20 bin nüfuslu Ankara'da 3 bin atlı ve 700 yayadan oluşan Seymen alayı, din adamları, şeyhler, mülki ve askeri erken, esnaf ve öğrenciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Kuvvetli İslami vurgular içeren konuşmasında milli mücadele fikrini işledi. Anadolu hareketini destekleyen Libyalı Şeyh Sunusi'nin gönderdiği beyaz kıyafeti giyerek din adamlarıyla görüştü. Şimdi artık İstanbul'daki Mebusan Meclisi'nde yaşanacak gelişmeleri Ankara'dan yönetmeye çalışacaktı. Seçimlere Hürriyet ve İtilaf Partisi ile Ermeni ve Rum cemaatleri katılmamışlardı. Tek örgütlü halk hareketi olan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin adayları ezici bir seçim zaferi kazandılar. Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak Pazartesi günü açıldı. Padişah'ın açış nutkunu İçişleri Bakanı Damat Şerif Paşa okudu. Vahdettin yüksek ateşi olduğunu belirterek açılışa gelmemişti. İngiliz istihbarat raporlarına göre muhalif çevrelerde Vahdettin'in seçim sonuçlarından memnun olmadığı için açılışa gelmediği konuşuluyordu.
Erzurum mebusu Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a gelmedi. Meclis başkanına çektiği telgrafta meclisin Kuvayi Milliye sayesinde açıldığını diplomatik bir dille ifade etti ve telgrafının mecliste okunmasını istirham etti. Sultan Vahdettin'e çektiği telgrafta da padişahın hastalığı sebebiyle meclisi şereflendiremediği için üzüldüğünü belirtti. Padişahın sağlığı için dua ettiğini yazdı. Telgrafın son cümlesi şöyleydi. Cenabı Hafız-ı Hakiki, vücudu hümayunlarını maddi ve semavi afetlerden korusun. Amin. Mebusan Meclisi'nin açıldığı 12 Ocak 1920 İtilaf Devletleri'nin Londra Konferansı'nın da başladığı gündü. Konferansta Türklerin İstanbul'dan çıkarılmasına karar verileceği endişesi yaygındı. İstanbul'da 13 Ocak'ta 160 bin kişinin katıldığı muazzam bir miting yapıldı. Vahdettin'le çatışan Veliaht Abdülmecit Efendi de mitingi izledi. Hatipler arasında yine bir kadın vardı. Muallimler Cemiyeti Başkanı Nakiye Hanım mitingdeki en heyecanlı konuşmayı yaptı. Bu milli mücadelenin en önemli toplumsal hareketlerinden Sultanahmet mitinglerinin dördüncüsü ve en kalabalığıydı. İlk İstanbul mitingi İzmir'in işgali üzerine 23 Mayıs 1919'da yapılmış, Halide Edip ünlü konuşmasını bu mitingde yapmıştı. Milli hareket içinde kadın hareketi de gelişiyordu. Söz konusu olan sadece Halide Edip, Şüküfe Nihal, Nakiye Ergün Hanım gibi okumuş İstanbullu kadınlar değildi. Sivas'ta, Erzurum'da, Balıkesir'de, Kastamonu'da, Konya'da, Edirne'de, Amasya'da, Kayseri'de Müdafaa-i Vatan Kadın Cemiyeti, Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti gibi adlarla dernekler kurulmuştu. Birçok ilde Müdafaa-i Hukuk Kadınlar Şubesi açılmıştı. Kadınlar da Kuvayi Milliye'ye yardım topluyor, Wilson'a, Lloyd George'a, Clemenceau'ya protesto telgrafları çekiyordu. Mustafa Kemal Paşa, Kuvayi Milliyeci mebuslardan mecliste disiplinli bir müdafaa-i hukuk grubu kurmalarını ve kendisini de meclis başkanı seçmelerini istedi. Böylece Osmanlı Meclisi'nin Kuvayi Milliye Meclisi olduğu gösterilecekti. Milletvekilleri işgal altındaki İstanbul'da bunu yapamadılar. Fakat Felah-ı Vatan grubu adıyla bir grup kurdular. Bunun için Atatürk Nutuk'ta Felah-ı Vatan grubunu çok sert bir dille eleştirecek, Fellah-ı Vatan yani vatanın fellahları olarak niteleyecekti. Fakat son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Milli'yi yayınlayan Felah-ı Vatan grubuydu. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin ve Felah-ı Vatan grubunun cesur ve kahramanca bir adımı olan Misak-ı Milli, 28 Ocak Çarşamba günü meclisin gizli oturumunda kabul edildi. 17 Şubat 1920'de Edirne Mebusu Şeref Bey'in verdiği bir önergeyle Mebusan Meclisi'nin açık oturumunda görüşüldü. Şeref Bey'in konuşmasından sonra oy birliğiyle kabul edildi. 18 Şubat'ta bütün cihana ilan edildi. Milli yemin anlamına gelen 6 maddelik Misak-ı Milli'nin özeti şuydu. Yeni Türkiye'nin sınırları öngörülüyor, bugünkü Türkiye'ye ilaveten Kerkük, Musul ve Süleymaniye'yi de içine alan bir sınır çiziliyordu. Batı Trakya'da ve o zaman Türkiye sınırları dışında bulunan Kars, Ardahan ve Batum'da plebisit yapılması isteniyordu. Azınlıklar için uluslararası hukuktaki haklar kabul ediliyordu. Türkiye'nin adli, siyasi ve iktisadi bağımsızlığa sahip olacağı, yani kapitülasyonların kabul edilmeyeceği belirtiliyordu. Millet, bu sınırlar içindeki Osmanlı İslam çoğunluğu olarak tanımlanıyordu. Londra'da Lloyd George hükümeti tedirgindi. Seçimleri Kuvayi Milli adayları kazanmış, Osmanlı Meclisi Misak-ı Milli'yi yayınlamıştı.
12 Ocak'ta Milli Kuvvetler Maraş'a girmiş, işgale son verilmişti. Ali Rıza Paşa hükümeti Harbiye Bakanlığı eliyle milli mücadeleyi destekliyordu. Vatansever Harbiye Bakanı Mersinli Cemal Paşa, İngilizlerin baskısıyla 17 Ocak'ta istifa etmek zorunda kaldı. İstifa etmese Ali Rıza Paşa hükümeti düşebilir, yerine damat Ferit getirilebilirdi. Salih Paşa yeni Harbiye Bakanı oldu. 12 Ocak'ta toplanan Londra Konferansı'nda İstanbul'un resmen işgal edilmesi ve Kuvayi Milliye'ye yardım eden Harbiye Bakanlığı'na işgal kuvvetlerinin el koyması müzakere ediliyordu. İstanbul'da İngiliz Yüksek Komiserliği'nin Londra'ya gönderdiği raporlar İstanbul'un işgalinin nasıl hazırlandığını ortaya koyuyor. 14 Ocak tarihli uzun istihbarat raporunda şu cümleler yer alıyordu. Meclis hemen tamamen milliyetçidir. Türk çevrelerinde mecliste az sayıdaki muhaliflerin istifa etmesi bekleniyor. Öte yandan bazı milliyetçi mebusların İtilaf devletlerinin kontrolü altında İstanbul'a gelemeyeceği beklentisi var. Aynı raporda İstanbul'da bir askeri şura kurulduğu, şuranın 7 üyesinden 5'inin milliyetçi olduğu belirtiliyordu. Bunlar Abdullah Paşa, Hurşit Paşa, Ahmet Abuk Paşa, Fevzi Paşa ve Şevket Turgut Paşa'ydı. İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon kabine toplantısında Türklerin İstanbul'dan atılmasını savunarak şöyle diyordu. Türkler savaşa girerek savaşın uzamasına, on binlerce hayatı ve milyonları kaybetmemize sebep oldu. Bu düşman şimdi mağluptur. 500 yıldır Avrupa siyasetini zehirleyen bu sorunu kesin olarak çözme fırsatını kaçırmayalım. Şubat 1920'de İtilaf Devletleri'nin Londra Konferansı başladı. Konferansın gündemindeki maddelerden ikisi Türkiye için hayati öneme sahiptir. İlki Kuvayi Milliye'nin hızla güçlenmesi, Maraş'ta işgale son vermesi, Ermeni milislerinin ve Fransız ordusunun etkisiz kalması. İkincisi Türklere bir ders vermek üzere İstanbul'un işgali. Bu iki konu Londra'da günlerce tartışıldı. İstanbul'daki yüksek komiserlerle defalarca yazışma yapıldı. İstanbul'u işgal etme fikrinin en ateşli savunucusu, baştan beri fanatik bir Türkiye düşmanı olan İngiltere Başbakanı Lloyd George'tu. Şimdi artık İstanbul'daki yüksek komiserler ve İngiliz kumandanlar Londra'ya gönderdikleri raporlarda Kuvayi Milliye'nin meclise de hakim olduğunu belirterek Türkiye'deki kötü gidişatı engellemek için İstanbul'un resmen işgalini istiyorlardı. 6 Şubat 1920 İstanbul'daki yüksek komiser de Robek'ten Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a Maraş olayları milliyetçilerin İtilaf devletlerine saldırısının bir devamıdır. Harbiye Bakanlığı Mustafa Kemal'e yardım etmektedir. 13 Şubat 1920 İstanbul'daki Yüksek Komiser de Robek'ten Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a Ocak ayında açılan meclis, Anadolu'daki milli askeri teşkilatın İstanbul'daki siyasi parçası durumundadır. İstanbul'daki milliyetçiler Mustafa Kemal'le meclisin telgrafhanesini kullanarak haberleşiyorlar. Yunan Başbakanı Venizelos 14 Şubat'ta Londra Konferansı'nda galiplere şu garantiyi verdi. Mustafa Kemal'in hareketi sırf bir blöftür. 15 gün içinde bir harekatla mağlup edilir. 29 Şubat 1920 İstanbul'daki Yüksek Komiser de Robek'ten Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a Türkler barış şartlarına direnecektir. Direnişi kırmak için İstanbul hükümeti nezdinde boş yere teşebbüslere devam etmektense fiilen harekete geçmek ve İstanbul'u işgal etmek gerekir. Londra Konferansı'nın 3 Mart'taki toplantısında de Robek'in bu raporu Lord George'un aktif desteğiyle benimsendi. 5 Mart'taki toplantıda Lloyd George şöyle diyordu. Yunan askerleriyle birlikte 160 bin askerimiz var, Türklerin ise 80 bin. İki askerimiz bir Türk askerini yenemezse
bu konferansı durdurup Türklerin bütün isteğini kabul edelim. Aynı toplantıda Venizelos seçimlerde Mustafa Kemal'in adaylarının seçildiğini belirterek İstanbul işgal edildiğinde Osmanlı Mebusan Meclisi'nin dağıtılmasını istedi. Fransa buna itiraz etti. Mısır ve bilhassa Hindistan-Pakistan Müslümanlarının ayaklanmaya varabilecek tepkisinden de korkulduğu için halifenin ve Türklerin İstanbul'dan çıkarılması ve meclisin dağıtılması fikrinden vazgeçildi. O sırada Pakistan'ı da içine alan Hint kıtasında Hilafet Hareketi adıyla büyük bir toplumsal direniş gelişiyor. Müslümanlar Hindularla birlikte Türkiye'ye destek oluyorlar, İngiliz sömürge yönetimine karşı çıkıyorlardı. Mahatma Gandhi de Türkiye'yi destekliyordu. 6 Mart'ta Lord Curzon İstanbul'daki yüksek komiserlere 4 maddelik talimatı telgrafla gönderdi. İstanbul işgal edilecek, tutuklamalar yapılacak. Mustafa Kemal'in azledilmesi ve Milli Hareket'in kınanması istenecek. İşgal, barış anlaşması yani ileride Sevr Anlaşması imzalanıncaya kadar devam edecek. Yeni direniş olayları çıkarsa Türklere karşı barış şartları daha da ağırlaştırılacak. Lloyd George bu talimata sonradan bir madde daha ekledi. Mustafa Kemal'in prestijini sarsmak için Yunan kuvvetleri 12 kilometre daha ilerleyecek. İstanbul 13 Kasım 1919'da zaten işgal edilmişti. Fakat bu askeri kontrol olarak adlandırılmıştı. Şimdi resmen işgal edilecek ve başta Harbiye Bakanlığı olmak üzere kritik makamlara el konulacaktı. Artan baskılara daha fazla dayanamayan Sadrazam Ali Rıza Paşa, Yunan ilerlemesini ve baskıları protesto ederek 3 Mart'ta istifa etti. 8 Mart'ta yine Milli Mücadele Yanlısı Salih Paşa yeni hükümeti kurdu. İşgalin başladığını İstanbul'daki İngiliz, Fransız ve İtalyan komiserleri Sadrazam Salih Paşa'ya verdikleri notayla duyurdular. İşgal kuvvetlerine ele geçirilebilecek milliyetçi liderlerin tutuklanması talimatı da verilmişti. Aslında herkes bu işgali bekliyordu. Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey ve arkadaşlarını uyarmış, Ankara'ya gelmelerini istemişti. İşgal 16 Mart sabahı saat 5.30 sularında başladı. Şehzadebaşı Karakolu'nda 10. Kafkas Tümeni'ne bağlı 64 askere yatakta uyurken ateş açtılar. 4 asker şehit düştü. Zileli Abdullah Çavuş, Reşadiyeli Mehmet Onbaşı ve erlerden şehir kışlalı Ömer'le Balıkesirli Nasuh. Çok sayıda da yaralı vardı. Başta Harbiye Nezareti olmak üzere bütün kritik makamlar işgal edildi. İngiliz askerleri meclisi de kuşattılar. İçeride Felah-ı Vatan grubu toplantı halindeydi. Akşama doğru süngülü İngiliz askerleri toplantı halindeki Mebusan Meclisi'ne girdi. Bu aşamada tutuklayacakları isimler Rauf Bey ve Kara Vasıf Bey'di. Diğer mebuslar teslim etmeyiz diye itiraz ettiler. Bu sırada Rauf Bey İngiliz askerlerine bir şart koştu. Beni toplantı salonundan zorla aldığınıza dair tutanak imzalayacaksınız. Tutanağı imzaladılar. Rauf ve Kara Vasıf Beyleri askeri araca bindirip götürdüler. Rauf Bey'in amacı dokunulmazlığı olan seçilmiş milletvekillerinin tutuklandığını göstererek işgalcilerin meşru parlamentoya saldırdığını sergilemekti. İngilizler öncelikle bu ikisini tutuklamışlardı çünkü Rauf Bey mecliste Kuvayi Milliye'nin temsilcisi, ülkede Mustafa Kemal'den sonra gelen ikinci isimdi. Kara Vasıf Bey ise Karakol Cemiyeti'nin başkanı, Ankara'ya gizli silah sevkiyatının ve İstanbul'daki milliyetçi yeraltı teşkilatlarının
bir numaralı ismiydi. İngilizler iki milletvekilini daha tutukladılar. Misak-ı Milli meclis kürsüsünde okuyan Edirne mebusu Şeref Bey ve Osmanlı Mesai Fırkası'ndan İstanbul mebusu seçilen sosyalist Kuvayi Milliyeci Numan Usta. Başka bir İngiliz birliği Cemal Paşa'nın evini bastı. Harbiye Nazırlığından istifa etmiş olan Cemal Paşa'nın giyinmesine bile müsaade etmeden yatak kıyafetiyle alıp götürdüler. Aynı şekilde Genelkurmay Başkanlığından istifa eden Cevat Paşa'yı da tutukladılar. Harbiye Bakanlığını bastılar. Posta merkezlerine el koydular. Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi, posta merkezine el konulmasından birkaç dakika önce şu telgrafı çekti. Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine... İngilizler bu sabah Şehzade başındaki Mızıka Karakolu'nu bastılar. İngilizler oradaki askerle çarpışarak neticede İstanbul'u işgal altına alıyorlar. Malumat için arz olunur. Manastırlı Hamdi. İngilizler İstanbul'un belli başlı yerlerine, yol kavşaklarına, meydanlara toplar ve süngülü askerler yerleştirdiler. Tutuklananlar arasında Süleyman Nazif, Ebu Ziyazade Velid, Aka Gündüz, Ahmet Emin Yalman gibi aydınlar, gazeteciler de vardı. Hepsi Malta'ya sürüldü. İşgalciler, Mustafa Kemal'i ve Milli Hareket'i suçlayan bir bildiri taslağını Sadrazam Salih Paşa'ya sundular. İmzalamasını istediler. Sadrazam imzalamayı reddetti. Sadrazamın hazırladığı bildiriyi de işgalciler kabul etmedi. Tarihçi Zeki Sarıhan, Salih Paşa hükümeti Anadolu harekatına zaman kazandırmak için istifa etmemekteydi diye yazar. Sadrazam ancak 2 Mart'ta istifa etti. Vahdettin 5 Mart'ta yeni hükümeti kurma görevini 4. defa damat Ferit'e verdi. İstanbul'un işgali üzerine Mustafa Kemal bütün kol ordu ve milli cemiyetleri teyakkuza geçirdi. İslam alemine beyanname yayınladı. Hilafet merkezinin işgal edilmesinin bütün Müslümanlara tehdit olduğunu bildirdi. İslam dünyasındaki İngiltere karşıtı akımları hareketlendirmek istiyordu. Osmanlı Meclisi'nde ve hükümetinde milli mücadele yandılarının İngiliz işgaliyle tasfiye edilmesi aslında bu kurumların meşruiyetlerini kaybetmekte olduklarını gösteriyordu. Bu bakımdan Türkiye tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri 18 Mart 1920 Perşembe ve 19 Mart 1920 Cuma günlerinde yaşandı. 18 Mart İstanbul'da Osmanlı Mebusan Meclisi için sonun başlangıcıdır. 19 Mart ise Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun kararlaştırıldığı tarihtir. İşgal günü Mustafa Kemal Paşa'nın bütün kol ordu ve vilayetlere gönderdiği tamimdeki şu cümle özellikle önemliydi. Bugün İstanbul'u cebren işgal etmek suretiyle Osmanlı Devleti'nin 700 senelik hayat ve hakimiyetine son verildi. Tamimin devamında Türk milleti hayat hakkını müdafaaya çağrılıyordu. Sonraki gelişmelere bakıldığında genelgedeki bu cümle Osmanlı Devleti'nin sona erdiği, yeni bir Türkiye kurulacağı anlamına geliyordu. Olayların akışı hızlanmıştı. 18 Mart 1920, İngiliz işgalini protesto eden Mebusan Meclisi, güvenli şartlar oluşuncaya kadar oy birliğiyle tatil kararı aldı. Bunun anlamı, işgal sona erinceye kadar meclisin çalışmayacağıydı. Vahdettin de 11 Nisan'da meclisi feshettiğini ilan ederek bu sonu onaylamış oluyordu. 19 Mart 1920, Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa Ankara'dan bütün vilayetlere ve müdafaa-i hukuk cemiyetlerine bir genelge gönderdi. Ankara'da açılacak Büyük Millet Meclisi için seçim yapılmasını istedi. Genelge şöyle başlıyordu.
Madde 1. Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclis, milletin işlerini yönetmek ve denetlemek üzere toplanacaktır. Demek ki sadece meclise ait yasama yetkisi değil, yürütmeye ait milleti yönetme yetkisi de artık Ankara'nındı. Bu da yeni bir devletin kurulacağını işaret ediyordu. Milli mücadele şartlarında meclisin sistemi Kuvvetler Birliği olacaktı. Ankara'da açılacak olan Büyük Millet Meclisi, milletin bütün unsurlarını temsil edecekti. Genelgede her kesimden insanların mecliste temsil edilmesi isteniyordu. Madde 6. Bu meclis üyeliğine her fırka, zümre ve cemiyet tarafından aday gösterilmesi caiz olduğu gibi, her ferdin de bu mukaddes mücahedeye fiilen katılmak için bağımsız adaylığını istediği mahalde ilanı hakkı vardır. Ankara'da Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'nın tercihiyle Cuma günü ve o zamana kadar Osmanlı meclislerinde görülmemiş bir İslami törenle açıldı. Hep birlikte Hacı Bayram'da Cuma namazı kılındı. Tekbirlerle meclis binasına kadar gelindi. Meclis dualarla açıldı. Muhafazakar Kazım Karabekir bile bu derece dini gösteriyi fazla bulmuştu. Tarık Zafer Tunaya hocamızın belirttiği gibi mecliste inkılapçılar, Osmanlı reformistleri, liberaller, sarıklı hocalar, mahalli kıyafetlerle Kürt beyleri ve Bolşevizme sempati duyan solcular bir aradaydı. Hepsi vatanın kurtuluşu fikrinde birleşmişlerdi. Kapanan Osmanlı Mebusan Meclisi ile açılan Büyük Millet Meclisi arasında organik bir devamlılık vardı. Ankara'ya gelen Osmanlı mebusları artık Büyük Millet Meclisi'nin üyeleriydiler. Osmanlı Meclisi'nin çıkardığı son kanun vakıflarla ilgiliydi. Sıradaki anam, yani hayvan vergisi kanunu ise yasalaşmadan kalkmıştı. Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin çıkaracağı ilk kanun bu anam kanunu olacaktı. Meclisin açılışında da 24 Nisan'da Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı uzun konuşmada da izleyen dönemde de saltanat ve hilafete sadakat vurgusu kuvvetliydi. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın 24 Nisan konuşmasındaki şu iki cümle aynı zamanda gelecek günlerin de işaretiydi. Artık yüce meclisinizin üzerinde bir kuvvet yoktur. Hilafet ve saltanat yüce meclisinizin tanzim edeceği kanuni esaslar dairesinde muhterem ve kutlu yerini alacaktır. Meclisin üstünde kuvvet yoktur demek, padişah da halife de meclisin altındadır demekti. Padişah ve halifenin konumunu da meclis tayin edecekti. Hukuki terimle kurucu iktidar değişiyordu. Kurtuluş Savaşı'nın stratejisi bakımından şu iki olay özellikle önemliydi. Birincisi, meclisin yayınladığı ilk bildirinin İslam alemine hitaben yazılmış beyanname olmasıydı. İkincisi, Mustafa Kemal'in ilk diplomatik girişiminin Moskova'daki Bolşevik lider Lenin'e mektup yazmak olmasıydı. Mustafa Kemal mektubunda Lenin'e anti-emperyalist mücadeleyi birlikte yürütme çağrısı yapıyordu. Milli mücadelede izlenen İslam ve Bolşevizm stratejileri, fetvalar savaşı, doğuda kazandılan ilk zafer, Sevr Anlaşması, Yunan ordusunun Ankara yakınlarına kadar ilerleyişi ve büyük zafer. Bütün bunları gelecek bölümde anlatacağız.